Efendim şimdi sadece tabii yavrularımız değil, kedi ve köpeklerimiz de obez olabiliyor. Mesela bir tatlı ötesi bir yavrumuzu ekranlara getireceğim. Bak şeker. Bu işte Şiraz. Kedimizin azı Şiraz. Yaş mamaya bol bol maşallah dadanmış. 16 saatten fazla uyuyor arkadaş. Şiraz'a evet. Kaymış diyorsun. Ama kedilerin yapısında doğasında bu. Ama yaş mama biraz tabii daha da fazla metabolizmayı durduruyor. Kendisi sürekli yemek yemekten ve yatmaktan dolayı obez sınırlarını zorluyor. Bakın nasıl kilo verdiriyorlar sevgili Şiraz'a. Güçlükle nefes alıyor, zor yürüyor. Obez kedi Şiraz, sağlıklı bir yaşama dönmek için pilatesle zayıflıyor. En sevdiği şey yaş mama yemek ve yatmak. Ancak bu zevkleri ona fazla kilo olarak geri döndü, 9 kiloyu aştı. Kısırlaştıktan sonra kilo aldık ama Şiraz'ın artı bir şeyi var, çok tembeliz. Hareket etmeyi sevmiyoruz, mama yemeyi çok seviyoruz. Pilates yapıyor, koşu bandında yürüyor, bol bol yüzüyor. Kısa sürede 2 kilo veren Şiraz, kalan 3 kilosunu vermek için de egzersizlere aralıksız devam ediyor. Müzik 19 kiloya ulaşan sevimli köpek Rüzgar da aynı dertten muzdarip. Çık 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 gel. Aferin çık gel gel. Onun da egzersizlerle 5 kilo vermesi hedefleniyor. Bak Şiraz'ı gördüm, harekete başlamalıyım demiş. Evet yani. Bu kadar net. Madem yiyorum bu kadar, hareket edersem sıkıntı yok. Bir de önümüz yaz. Bak o Şiraz kardeşim var ya böyle 90-60-90 bir şekilde yaza girecek, hiç merak etme. Evet. İşte bizim de öyle yapmamız lazım. Hareketi biraz daha coşturmamız lazım. Kesinlikle. Belki. Yani şu bir gerçek. Bu şimdi yani yaz kapıda, işte hepimiz biraz daha motive olmaya çalışıyoruz. Evet. Havaların güzelleşmesiyle. Aman nasıl olacak, yaz geliyor. Çünkü ister istemez kışın daha kalın, daha kapalı kıyafetlerin altında kendimizi de fark etmiyoruz. Ama ne zaman yazın daha ince kıyafetler, işte deniz mevsimi açılınca falan fark ediyorsun kendindeki değişimi. Şimdi eğer sen son dakikada harekete geçersen de sağlıksız kilo vermeler başlıyor. İşte o yo-yo denen diyetler, yani yo-yo etkisi, ne yapıyorsun? Bir alıyorsun, üç veriyorsun, on alıyorsun. Hızlı yapılan, sıvıyla yapılan, zararlı diyetler. İşte o sosyal medyada, internette sürekli bahsi geçen ama son derece insan sağlığı için tehlikeli olan diyet türleri. Bunların tamamını çöpe atmak lazım. Tek bir gerçek var sağlıklı beslenme ve yürüyüşle ilgili, işte Şiraz'ın yaptığı gibi. Sahile atıp kendimizi yürüyeceğiz. Sokağa çıkıp yürüyeceğiz. Hareket olmadan ne yersen ye. Ben kendimden söyleyeyim sana. İşte uğraşıyorum, aman az yiyeyim. Bugün şöyle dikkat edeyim falan. Hareket etmediğin sürece metabolizma çalışmıyor. Sen? Hareket edeceğiz kardeşim. Sen yürüyor musun? Ben son 10 gündür yatıyorum. Şiraz gibi oldum. Maşallah. Hiç bahaneye gerek yok bu konuda. İyi, yani yürüyün, 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 hareket. Evet, evin hareket içinde edeceğiz. Yürüyün, bilmem ne yapın falan filan. Çünkü sadece diyetle değil bu iş, kalbe de, işte damar, yağlanma çok falan filan da etkili. Bir de sevgili kedi mamaları, köpek mamaları üzerindeki KDV oranının %1 civarına düşürülmesi konusunda neden hala bir karar alınamadı? Üzülüyorum. Sevgi selam olsun. Hadi olsun bakalım. Bak.